Günaydın. Şöyle kahvemi aldım. Bak o kadar uğraştık ettik. Sandalyeyi çekmiş yine buraya. Dedim ki akşam özellikle tembihledim. Lütfen evi dökme. Bak her yerim ağrıyor. Şu perdeyi bir açıp oturup geliyorum hemen. Sabah ağrılarımdan kalkamadım resmen. Ayaklarımın altı, belim, sırtım, ellerim. Ellerimi şey yapamıyorum. Böyle şişmiş. Vücut hemen ödem mi yapmış, hamlamış mı anlamadım. Arkadaş yine geldi dedim bugün bitireceğiz. Herkes şey demiş. Para veriyorsun hem de kendin yoruluyorsun falan. Ben kendim de yapmasam arkadaşlar bu iş bitmez. Yani birkaç gün sürer onu da ben istemiyorum. O yüzden 2 gün bitmiyor. Yani 2 gün içinde bitsin diye ben de yardım ediyorum ama. Çok kötüyüm, sabah kadar uyuyamadım. Ağrılarımdan uyuyamadım ya. Ay bir kahve içeyim de. Bugün önce mutfağı aş yapacağız. Bir bakayım. 3 aydır evde yokum çünkü. Tarihi geçmiş ürünler olabilir. Onları falan çıkartacağız edeceğiz. Dolapların içini boşaltıp sileceğiz. Tekrar yerleştireceğiz. Çok iş var arkadaşlar. Görüşürüz. Ya şöyle oturmuşken dedim ki azıcık yorum okuyayım kahve içerken. Ben ya kendi derdimi anlatamıyorum ya gerçekten beni anlamak istemeyen birkaç insan var. Hani sıkı takipçiler biliyor zaten neler yaşadığımı da hani sayfaya yeni gelip hiçbir şey bilmediği halde eleştirmeyi kendini hak gören insanlar da var. Ya arkadaşım ben zaten bu evden çıkmak için can atan bir insanım. Ben de sevmiyorum bu evi yani 50 defa belki de söyledim ve artık söylemek istemiyorum çünkü insanları da bunaltıyorum. Ve sırf böyle içim az rahat etsin diye temizlik yapıyorum ki hani kışın burada huzur içinde yaşayabileyim. Yok işte buzluk niye çocuğun odasında? Hani yerim var da ben mi koymadım? Mutfakta yer yok. O yüzden buzluğu derin dondurucu oğlanın odasındaydı zaten. Hep oradaydı. Ama odaları değişince mecburen orada kaldı. Çünkü yerim yok. Ev küçük. Bana göre küçük yani. Benim eşyam çok. Çünkü ben evimde çalışıyorum. O yüzden yani bir an önce Allah'ım nasip etsin de çıkayım. Ne diyeyim yani? Gerçekten ya, birileri yazmış ki ya Leyla sen nasıl tahammül ediyorsun bu eleştirenlere? Genelde hani görmemezlikten geliyorum veya cevap da veriyorum hani düzgün bir şekilde anlatıyorum derdimi ama bazıları okey anlıyor beni ama bazıları anlamamak için direniyor. Onlarla da artık uğraşmak istemiyorum. Hele bugün hiç kimseyle uğraşamam çünkü çok işim var. Görüşürüz. Evet, biz mutfağa giriş yaptık arkadaşlar. Önce şu dolabı şey yapacağız. Bu dolaptan başlayacağız. Böyle dolap dolap aşağı indireceğiz. Bak indirdik zaten. Arkadaş indirdi daha doğrusu şimdi. Ben bakacağım şunları bir kontrol edeceğim. Ben bir dolap, arkadaş bir dolap derken böyle iki elden burayı tertemiz edip çıkmak istiyoruz. Gerçekten her yer karışmış durumda. O yüzden bir an önce burayı bitirip diğer odalara, yani bir yatak odası var gerçi. Yatak odası, banyo. Ondan sonra tamam inşallah. Onları da yapınca çok rahatlayacağım. Hadi bakalım dua edin biz arkadaşlar. Görüşürüz. Ama bunda da şey varmıştı herhalde. Ne o? Reçel. Bir yandan tarihi geçenlere bakıp bir yandan boşalmış kutularımı dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunlar benim kuruluklarım. Hava almasın. Kuruluklarımı şu şekilde dolduruyorum. Şunu da doldurayım. Biz kadınların işi hiçbir zaman bitmiyor. Al. Şöyle kuruluklarım. Bunlar da büyük tapırlarım. Bunlara hani hemen elimde olsun diye koyuyorum. Bunlar da böyle aldıklarını hemen dolduruyorum. Şey olmasın dolapların içinde. Bak şöyle kiloflarımı koyayım çocuklarım. Şu bitmiş. Şuna da bir diğerini koyacağım. Bakın bu şekilde. İyi oluyor ya bunlar. Gerçekten. Temiz oluyor bu şekil. Her yer karışmış. Hele şuralara bak. Neyse temizleyince güzel olacak. Bunlar da yine tapırlarım. Bak bunlarda ne var?
Ulviye şunu bir açar mısın? Biz ellerim tutmuyor. Ellerim tutmuyor resmen. Bak bu çayım var. Ha tamam, gözüküyor da aşağı. Evet, sıra geldi bu dolaba. Şunlar indi, temizlendi. Şunlar temizlendi, konuldu. Şunlar da temizlendi. Şimdi şurası temizlenip yerleştirilecek şöyle. Her taraf karışmış bir şekilde. Şimdi yerleştirip gidiyoruz. Evet, sirkeli suyumu aldım. Şimdi geldik zort dediğimiz yer arkadaşlar. En karışık yer burası benim için. Bak, dün bahsettiğimi göstereyim. Görüyor musunuz lekeleri? Bak, makineden çıkınca ne hale gelmişler. İşte çoğu böyle. Çoğu böyle. Ve yıkanmamış gibi böyle değişik. Şimdi bunların hepsini sirkeli suyla bir güzel sileceğim. Nemli bezimle yani tekrardan yerleştireceğim. İşimiz zor, yorucu ama bitirmemiz gerekiyor. Hadi bize kolay gele. Şimdi diyecekler ki niye o kadar kaşık, çatal, bıçak çok? 100 defa anlattığımı anlamak istemeyenler için tekrar anlatıyorum. Gerçi anlamak istemeyen haklısınız. Ne yaparsam yapayım anlamayacak ama yine anlatayım arkadaşlar. Zamanında bir gün temelli dönüş yaparken Almanya'da yaşarken, konuya tekrar baştan başlayayım, Almanya'da yaşarken hem bu eve, yani hem Türkiye'deki evime hem de Almanya'daki evime çatal bıçak takımı aldım. 18 kişilik. Sonrasında bu 18 kişilik takım, ben temelli geldiğim için olduğum ise 36 kişilik takım. Anlatabildim mi şimdi? Yani konu bundan ibaret. Hani bilerek çok almadım ama 18 kişiliği bilerek aldım. Çünkü bizim misafirlerimiz çok olurdu, kalabalık olurdu. O yüzden 18 kişilik almıştım ama temelli de gelince işte böyle daha çok oldu. Ki kaybolanlar da var aralarında yani. Ay, ben şunları bir sirkeli suyla bir temizleyeyim. Çünkü inanılmaz lekeli duruyorlar. Makine yıkamamış. Yeni aldığım bulaşık makinesi berbat çıkarmış. Ama herhalde ilacından alakalı. O yüzden buraları bir temizleyeceğim arkadaşlar. Temizledikten sonra görüşürüz. Ne gördüm? Bunu kırmışlar. Kırık hiçbir şey sevmiyorum evde. Çöpe attım. Kırmışlar resmen ya. Ve hele pis şeye bak. Görüyor musunuz ki tozu mozu? Bak. Yani. Allah'tan birinin çorabı morabı çıkmıyor. O da olabilir yani. Çorap da çıkabilir. Bizim evde her şey normal arkadaşlar. Her şey çıkabilir bu evde. Hiç hoşuma gitmedi. Makineden mi kaynaklı, ilacından mı kaynaklı? Hiç temizliği hoşuma gitmedi. Hepsini tekrar elden geçireceğim. Şunları da çıkartayım. Heh. Bu ne? Ana. Ay, poşetmiş dedim. Cam falan mı dedim için. Yani o da olabilir. Kırılmış camı dahi benim çocuklar içine koyabilir yani. Neyse, şunu bir temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet, temizliğe başladık. Önce bunları sirkeli suyla sildim. Şimdi kuruluyorum. Gerçekten
En azından parladılar ya. Bir önceki videolara bakarsanız görürsünüz. Çiziklerini görmemezlikten gelin. Çünkü kaç senelik takımım. Hatta şöyle göstereyim bakın. Şunlarda görüyor musunuz su lekelerini? Bak. Şöyle göstereyim. Resmen parladı. Ya. Sirkeli suyla şöyle sildim. Şimdi kurulayıp buraya alıyorum. Sonrasında düzenleme yapacağım arkadaşlar. Öyle. Yani bu işler kolay değil. Kadın olmak zor. Değil mi Ulvi? Evet. Zor. Çalış çalış bitmiyor. Temizlik. Sabah kalktım yine oğlan üstünü 60 yere gitmiş. Öğretemiyorum, ne yapayım? 50 defa diyorum. Gerçi oğlan kızlardan daha temiz. Yani kızları hiç söylemiyorum. Neyse şunları yapıp geliyorum. Bıçakları parlattım arkadaşlar. Şu şekil dizmeyi çok seviyorum. Şöyle. Size fikir olur belki. Hem çok güzel duruyor. Hem de böyle aşık. Pardon, yok şöyle. Şöyle. Nasıl? Nasıl oldu ama? Yorum bekliyorum. Evet, bu dolabımız bitti arkadaşlar. Nasıl olmuş? Kuruluk dolabım. Şöyle göstereyim. Yukarıda tost makinem, waffle makinem. Aşağıda kuruluklarım. En aşağıda hamur yoğurma makinem. Rondom işte. Buralarda da sofra bezlerim, el bezilerim. Yine ıvır zıvır. Şunlar da bulaşık şeyleri. Bunlar da yine ıvır zıvır. Ivır zıvır yani. Nasıl olmuş? Yorum bekliyorum. Evet. Çatal bıçak takımım. Temizlenmiştir. Kaşık bölümü yani. Okeydir arkadaşlar. En karışık yer burasıydı. Burası da tertemiz oldu. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, sıra buraya geldi. Bunların hepsini çıkartacağım çünkü makineyle mi alakalı bilmiyorum. Hem temizlik yapamamış hem de böyle, görüyor musunuz? Bilmiyorum, bakın. Su lekesi, iz, inanılmaz kötü. Hepsini çıkartacağım. Hepsini tekrardan sileceğim. Yerleştireceğim. Bakayım şu alt ne durumda. Buraya çocuklar dokunmuyor ama bunların hepsini çıkartacağım. Güzel bir tozunu alayım, sirkeli suyla tertemiz edeyim. Tekrar yerleştirdikten sonra bir bakalım. Gerçekten her yer karışmış durumda. Belim tutuldu, ne yapacağımı bilmiyorum. Artık yavaş yavaş yapıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Burası da biliyorsunuz, bu dolabı özel yaptırmıştım. Kahve makinemi, sileksi, işte çaycımı, mikrodalga fırınımı hepsini içine koymak için. Dışarıda çünkü tozlanıyor. O yüzden burayı böyle yapmıştım. Burada temizlendi. Her şey yerine yerleştirildi arkadaşlar. Şu dolap yeni yaptırmama rağmen maalesef düştü. Çünkü erzak koyduğum için şey oldu, böyle ağır geldi herhalde. Daha alışveriş yapmadım. Bu olanları böyle Ulviye sağ olsun çok güzel düzledi. Burayı Ulviye yaptı bu arada. Ben kaşık bıçak şeyler yaparken Ulviye de buraya yaptı. Burası da böyle yine mutfak eşyalar işte, ıvır zıvır. Buraya daha gelecek de şu dolap, bunlar tekrar boşaltılacak çünkü eşim yapacak bu dolabı. Dün matkabı getir dedim, burayı yap. Bak burası böyle kaldı. İşte yaptılar, bir ay sonra burası düştü arkadaşlar. Neyse, şurası nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Makine resmen o kadar kötü çıkartmış ki tabakları, görüyor musunuz? Bak, sirkeli suyla şey yaptım, şöyle ovaladım. Ve bunlar benim çeyizlik tabağım. Yani buna rağmen parladı ya. Bu makineler neden böyle? Gerçi şunu söyleyeyim, makineyle de alakalı değil gibi. Onu da söyleyeyim. Makinenin de günahını almayayım. Çünkü
deterjanımı değiştirdiğim gibi yine temiz yıkamaya başlamış. Ama bir iki yıkamadan sonra düzelecek inşallah. Bütün bulaşıkları mahvolmuş. Resmen böyle bulanık, su izi, leke izi. Ay hemen şey yaptım, sirkeli suyla şöyle bir kuruladım. Vallahi parladı ya. Şunları daha yapmadım, yapacağım şimdi. Daha yeni başladım. Hadi bakalım bana kolay gele. Evet, bu dolabı yeni yaptırmıştım. Az önce de söylediğim gibi. Ama bu çekmeceler düştü arkadaşlar. Çünkü erzak malzemeler herhalde ağır geldi. O yüzden şimdi... Düşmedi. Ne oldu? Ha? Yamuk takmışlar. Ha, yamuk takmışlar. Adam nasıl yamuk takıyor ya mobilyacı? Yunus da seni de uykudan kaldırdık ama Yunus Bey, hakkınızı helal edin yani. Şişmiş. Göz göz. Videoyu durdurun. Sabaha da uyutmamışım yani arkadaşlar. Ne yapayım? Ağrılarımdan uyuyamadım. Tersinden kalkmış bu adam. İkide bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar, şurayı yapınca geliyoruz. Sağlam sağlam iş yapmıyorlar. Vallahi öyle ya. Daha yeni yaptırdık bunu. Hemen bozuldu. Bak hemen yağlamış. Evet, şurayı yapmaya çalışıyoruz. Daha bu dolabı yeni yaptık hemen. Dolap bozuldu. Ana, buralar hep karıştı. Bir yandan tabaklar yapmaya çalışıyorum, bir yandan buralar döküldü. Ha bu. O şey çikolatası, onu poşete koyalım Olivia. Pasta çikolatası. Neyse, şurası yapıldıktan sonra geliyorum. Mutfakta devamlı kullandığım ve 3 ay dokunmadığım çatal bıçak dolabım arkadaşlar. Kaşıklık yani. Artık siz ne diyorsanız. Darma duman olmuş. Hepsini çıkardım. Bir güzel alt bölümü temizledim. Sirkeli suyla sildim, kuruladım ve şimdi tekrardan yerine dizme zamanı. Nasıl olmuş? Mis gibi pırıl pırıl. Hepsi harika oldu. Diyeceksiniz ki madem beğendin bize niye soruyorsun? Yine de soruyorum işte. Hadi görüşürüz. Aa, iyi yapmışsın. Aç bakayım. Madem mobilyadan anlıyordun da niye gittik de onca parayı verdik he? Çok konuşma. He? Çok konuşma. Ne oldu? İki tane şey yoruldun mu? Biz bak sabahtan beri çalışıyoruz. Düzelttim. Yeniden monte etmedim. Düzelttim. Hani ne yaptın? Yani yapması tamir daha zor. Anladın mı? İyi tamam. Ellere sağlık. Bir dolap düzeltti. Nefesi nasıl alıyor görüyorsunuz. Biz ne yapalım? İki gündür nasıl yorulduk. Neyse geliyor. Hadi görüşürüz. Olur. Aspirin var. Aspirin dursun, gerisini atabilirsin. Evet, bunları çıkarttım arkadaşlar. Şimdi şurayı yerleştireceğim. Ulviye de dolabı yapıyor şöyle. O ne? Onu da at. Vallahi ilaç milaç tutmak istemiyorum. Biz çok ilaç kullanan kişiler de değiliz. Zamanında alınmış tabii. Tarihi bile geçmiştir belki onların. Şunları sirkeli suyla silip şimdi şuraya yerleştireceğim. Ya bu işler öyle kolay değil. Kadınların işini böyle kolay zannediyor erkekler değil mi? Ne yapıyorsun gidiyorlar ama işte. Ya bir dolap yaptı böyle nefes nefese kaldı. Sanki şey canından can çıktı. Yürü git derim. Git. Dolabını yap git derim. Bir nefes alayım ya. Adam evdeyken çalışamıyoruz biz. Onu yolladık. Çöpleri ona attırdık. Biz şimdi buraları yapacağız. Hadi görüşürüz. Bakın bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Burayı gördünüz zaten bir önceki videolarda. Şuraları temizledim, koydum. Düzlüyorum. Dolabı açınca yine şey oluyor. Şöyle. Yavaş kapatayım. Daha dolap yüzleri falan silinmedi. Onu söyleyeyim yani. Şöyle. Burayı da böyle yaptım. Bu kadar açılıyor. İyi oldu. Günlük kullandığım eşyalarım burada. Dolapta bu şekilde. Dolapta temizlendi. Yerleştiriliyor şu an. İyi. Yavaş yavaş bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Az kaldı. Az kaldı derken daha yatak odası var, banyo var, tuvalet var. Neyse, bitecek. Hadi bakalım görüşürüz. Ay, o kadar yoruldum ki. Öyle böyle değil. Şu dolapların yüzeylerini temizledim. Ulviye dedim sen yatak odasına gir, ben burayı halledeyim. Çünkü ikimiz mutfakta çok şey oluyoruz. Böyle birbirimize dolanıyoruz yani, o yüzden olmuyor. Burası bardaklar arkadaşlar. Şurası da işte kahve şeylerim. El robotum işte, ıvır zıvır var yine burada da şöyle. Burada
Burada ne var? Ha, burası da kahve şeyim. Kupalarım, güveçlerim o. Burası da normal günlük kullandığım bardaklar. Öyle. Burası da mutfağımın manzarası. Ya işte. Buraya bakıyor mutfağım. Bakar mısınız? Mutfağımın baktığı yer burası. Karanlık. İşte. Ya. Beni eleştirenler izlesin. Neyse, ben temizliğe devam arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Burası mutfağım. Şimdi. Komşu komşu, ne yapayım? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Burası da yatak odam arkadaşlar. Ve manzaram şurası. Yatak odam ve mutfağımın manzarası. Görüyorsunuz değil mi? Ya. İşte bu yüzden ben bu evden çıkmak istiyorum. İki taraf karanlık. Hol karanlık. Ön taraf zaten arka cephe. O yüzden güneş görmüyor bu ev. Şurayı bile çıkarttım. İnanılmaz kirlenmiş. Orayı yıkadım, şimdi takacağım. Gördüğünüz gibi simsiyah da bunun içi var ya. Şuraya takacağım şimdi. Evet, mutfakta temizlendi arkadaşlar. Şu dolapları var ya, defalarca sildim. Önce bir çitiledim, köpüklü. Sonra güzelce bir sildim. Sonra bir duruladım. Ondan sonra da bir cam suyu mu denilir? Onunla yine tekrar bir parlattım. Ay 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 ay, yoruldum, yoruldum. Ama değdi mi? Değdi. Gerçekten çok güzel oldu. Maşallah, sübhanallah. Yorumlarınızı bekliyorum.